Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnalı köyünde yaşayan Orhan Güçlü çocukları için yardım istedi. 14 yaşında olan Hatice'nin %65 görme engelli olduğunu, aynı zamanda saçlarının ve kaşlarının döküldüğünü, 7 yaşındaki Hasan'ın ise doğuştan zihinsel engelli olduğunu ve konuşamadığını ifade etti. Orhan Güçlü ve eşi Meryem Hanım çocukları için yardım istediler. Kızın saçlarına ve sağlığına kavuşmasını isteyen baba şu açıklamalarda bulundu. Ben Orhan Güçlü, Nevşehir Acıgöl İnanlı'da ikamet etmekteyim. 36 yaşındayım. Eşim 37 yaşında, engelli olmakta. Kızım 14 yaşında, hem görme engelli, hem de saç kıramaz rahatsızları var. Oğlum 7 yaşında, Hasan Güçlü, o da engelli. Vatandaşlarımıza, yetkililerimize öncelikle şunu söylemek isterim. Çocuğuma yardım edilmesini istiyorum. Çocuğumdan bir yıl önce başladı. Hastaneye gittik. Hastanelerde işte ilaç tedavisi uygulandı. Geçmedi. Yani saç kıram dedi. Saç kıramdan da ötesi gitti. Saçı döküldüğünden dolayısıyla da kirpikleri de dökülmeye başladı. Daha ilerisine gitti yani. Öyle diyeyim. Benim görme engelli olduğum için bağımsız yürüyemiyorum. Ya artık devletimizden ve de milletimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan destek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi gör, duy. Artık hani biz yetişemiyoruz. Kendim görme engelliyim. Bağımsız yürüyemediğimden dolayısıyla bir gideceğim yerlere gidip gelemediğim için çocuğuma destek istiyorum. Çocukların annesi Meryem Güçlü ise evladı için yardım istedi. İşte o sözleri. Çok ağlıyor, çok ediyor, saçını istiyor, kaşısını dökünüyor başkanım. Yaşanan bu yürek burkan olayın ardından aile fertleri yardım istediklerini ve Meryem'in zor günler yaşadığını belirtti. Kızlarının bir an önce saçlarına kavuşmasını isteyen aile, kızlarının okulda arkadaşları tarafından dalga geçildiğini belirterek kızının tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Artık hani biz yetişemiyoruz, kendim görme engelliyim. Bağımsız yürüyemediğimden dolayısıyla bir gideceğim yerlere gidip gelemediğim için çocuğuma destek istiyorum. O masum Hatice'nin sözleri. Saçım çıkma istiyorum. Kaşım dökülmesini istemiyorum. Başkanım saçımı istiyorum. Bende kavga geçiyorlar. En büyük hayalinin polis olduğunu söyleyen Hatice yardımlarını bekliyor. Polis. Kadili'yi yakalamayı istiyorum. Başkanım saçımı istiyorum. Bende kavga geçiyorlar.